E, diyor ki bu 2024 mi 2025 yılında mı emekli olunacak meselesiyle ilgili e, şu konuyu soruyorlar. Diyorlar ki 2024 yılında emekli olacaklarla 25 yılında emekli olacaklar aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Bu soruluyor. Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var. E, bununla ilgili bir netlik var mı diye soruluyor. E, Vedat Işıkan da diyor ki... E, bir netlik yok. Ekiplerimiz çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızda çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızla bir araya gelip görüşeceğiz diyor. Şimdi bu üçlü işte Vedat Işıkan, Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz önümüzdeki hem bu emek, bahsedilen emeklilik reformu bu emeklilik reformu bence mevcut emeklileri de etkileyecek bir reform olacak. Yeni emekli olacak olanları da etkileyecek bir reform olacak ama önce şu anda önlerinde şu 2024 yılındaki yığılmayı kaldırma hedefi var. Neden? Çünkü bir anda herkes emeklilik dilekçesi verirse diyorlar ya sürekli anlatıyorlar bütçe disiplini, bütçe disiplini diye bu bütçe disiplinlerinin disiplinlerin noktasında işlerine yaramıyor. O yüzden bu 2024 yılında emeklilik dilekçesi, 25 ki emeklilik dilekçesi %30 meselesiyle ilgili bir önlem almaya çalışacaklar. Ha bunda başarılı olurlar, olamazlar bilmiyorum ama günün manşeti şu. Çalışıyoruz konusu. Şimdi bu çalışıyoruz meselesi özellikle emekliler açısından e, duyulmak artık bu yani duyulmaktan emeklinin sıkıldığı bir mesele. Yani bu çalışıyoruz lafını duyduğunuz andan itibaren bunun süresi yok. Yani belirsizliğe doğru böyle gidilen bir süreç bu çalışıyoruz meselesi. Ee, bunu diğer konularda da yapacaklar. Bakın stratejik olarak benim gördüğüm şeyi sizlere söyleyeyim. Bu 2024 25 konusunda bu çalışmayı Ocak değil aralığa kadar netleştirmeleri gerekiyor ki. Çünkü vatandaş şuna bakıp e, ya bunlara işte e, muhtemelen çıkaracaklar 2025'te bize kolaylık sağlarlar diye gidip beklemez 2025'i güvenmez o çalışmaya güvenmez gider dilekçesini verir. Korktukları yığılma da gerçekleşir. O yüzden daha öncesinde bunu açıklamaları lazım. Diğer konularla ilgili konuşacak olursak diğer meseleler şu. E, o da mevcut emeklilik reformu dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarında yer alıyordu. Orada neyi ifade ediyordu? Anahtar kelime şuydu tedbir. Şimdi bu tedbirden kasıtları ne? Yani diyor ki bir takım şeylerden şikayetçi oluyor. İşte bu prim meselesi. Daha önceki açıklamasında 12.500 lira meselesini vurgulamıştı ve biz dedi işte diğer ülkelere de bu kadar emeklisi çok olan tırnak içinde kullanıyorum emeklisi çok olan ve işte bu durumda olan ülkelere de bakıp bu durumların nasıl aşmışlar diye bakalım. Bunları hep birlikte tartışalım. Buna bir tedbir alalım, alalım diye bir açıklama yapıyor ya. Belli ki bununla ilgili de bir çalışma yapacaklar. Yani bu çalışmayı olgunlaştıracaklar, bitirecekler. Ee, orada işte bir denge oluşturacaklar. Bu kimin karın olacak, kimin zararını olacak noktasında. <laughs> Bunu karşımıza çıkartacaklar. Ama günün manşeti bu çalışıyoruz gün e, Gündeminin başlaması yani Çalışıyoruz dönemi başladı diye başlık attık ya Mesele o Şimdi buraya tekrar döner Son kısımda yorumlarınıza da bakar konuşuruz O da şu Bir TÜVTÜRK Türk haberi var Şimdi bu TÜVTÜRK Türk haberi e, Biliyorsunuz zaten toplumda bir TÜVTÜRK'e bir tepki var e, Mesele şu Bir vatandaş Gidiyor TÜVTÜRK'te e, aracını muayene ettiriyor kredi kartıyla ödeme yapıyor Ödeme yapılınca kendisinden 88 lira 88 lira 71 kuruş ver e, komisyon alınıyor. Böyle bir komisyon alınıyor. Bu vatandaşa da helal olsun bakın. Helal olsun kendisi gidiyor bunu tüketici hakem heyetine şikayet ediyor. Diyor ki kardeşim ne alaka bu? Adamlar ben ödememi kredi kartı yapıyorum, kredi kartıyla yapıyorum diye e, benden komisyon kesiyorlar. Bunu TÜRK yalanlıyor, yani bu gerçeği yansıtmamaktadır falan filan diye yalanlıyor. Sonra Mehmet Şimşek'in bir açıklaması var. Mehmet Şimşek de şöyle bir şey söylüyor. E, bu konu ile ilgili hemen onu da sizlere aktarayım. Banka veya kredi kartı ile ödeme imkanı sunmayan ya da farklı fiyat talep eden işletmelere gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz şeklinde. E, ile ilgili böyle bir konu var. Bir de şu görüntüyü göstereceğim size denetle, e, x de denetle paylaşmış. Komisyon ücreti aldığı için eleştiri konusu olan Türtürk'ün son 3 yıl içerisinde kar yapmadığı için vergi vermediği ortaya çıktı. Şimdi bu vergi konusunun böyle bir bug'ı var. Türkiye'de vergi sisteminde böyle bir bug var. Ne yapıyorsunuz? E, kar yapmadım diyorsun. E, gelirim yok diyorsun. Gider gösteriyorsun deli gibi. İşte faturalar, maturalar, şunlar bunlar falan. Vergiden kaçıyorsun bir şekilde yani. E, buradaki vergiyi de paylaşarak Son 3 yılda Türk Türk'ün vergi vermediği meselesini Paylaşmışlar aktarmışlar Şimdi böyle bir kısa bir buradan bir virgül Koyup Şuna geçmek isterim ama geçmeden önce de Yayına gelen izleyicilerimize hem hoş geldiniz dileklerimi ileteyim Hem de Yayını beğenmeyi unutmayınız diyorum Bir yandan şuradan Sondaki Kısımlara da bakacağım Tayfun Tutay Salgir demiş ki başlık mükemmel. Evet yani çünkü bunu yaşadığımız için daha önce 2-3 kez 2-3 kez bunu yaşadığımız için ha bu arada bakın şeyi unuttum. Bakan Işıkan şeyi de söylüyor. Onu atlamayalım. Bir dönem hatırlıyor musunuz? Vedat Işıkan EYT dönemindekiler çok iyi bilir. Vedat Işıkan o seçim Cumhurbaşkanı seçim döneminde bu çalışma saatlerini falan söylüyordu. Yani işte işçimiz, işçimiz işte çok çalışıyor falan. Bunların işte esnetilmesi lazım, düzenlenmesi lazım falan diye. Çalışma saatleriyle ilgili bir düzenleme e, yokmuş. Daha doğrusu böyle bir gündemleri yokmuş. E, böyle bir çalışmamız yok diyor Vedat Işıkan. Bilginiz olsun yani. O hani hayaller, çalışma saatleri kısaltılacak mı falan diye ortaya atılan hayaller var ya. Biz o zaman da söylemiştik. Yani siz önce... E, bugünkü çalışma saatinin üstüne çıkarmaya çalışıyor işletmeler. Mesai yazıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Oradan giriyor, buradan çıkıyor. Çalışma saatini arttırıyorlar falan diye anlatıyorduk. Önce bunu düzeltin de sonra buraya geçersiniz falan diyorduk. Ne oldu? Mesela o dönem ne oldu mesela? işte Vedat e, Vedat Bilgin o dönem sürekli söylüyordu, anlatıyordu, anlatıyordu. işte bir kesim buna da inanıyordu. Şimdi bakın aradan bu zaman geçti. Işıkhan'a soruyorlar böyle bir çalışma yok diyor. E, çalışma saatleri ne oldu? Kısa